Herkes nasıl bu sabah? Dinle, bu sabah kocan Delhi'den beni aradı. Başını kaşıyacak vakti yokmuş. Özür dilerim. Evet Bay Mahesh. Evet elbette, kesinlikle. Buna daha önce şahitlik ettin mi hiç? Abdullah ailesinin bahar şenliklerini kaçırdığını hatırlıyor musun? Siz de burada olun, o kadar. Tamam, anlaştık. Dayı, bahar şenlikleri mi dedin? Canım, holi bir bahane. Önemli olan bir arada olmak, bağlarımızı pekiştirmek. Güzel olan bu. Hem düşkünler evinden de birkaç ihtiyar gelecek. Ayrıca yetimhanelerden birkaç çocuk. Bu insanların birbirini tanıması için vesile. Yemekler yenir, şarkılar söylenir. Çok keyiflidir. Holi'yi çok severim. Bhopal'de her bahar çok eğlenirdik. Orada mahallenin kızlarından oluşan bir çetemiz vardı. Bize kimse bulaşamazdı. Herkes bizi iyi tanıdığı için uzak dururdu. Aslına bakarsan mahallenin kızlarını organize eden bendim dayı. Ama duyduğuma göre Holi Bombay'da yağmur dansıyla kutlanıyormuş. Gerçekten öyle mi kutluyorsunuz? Çünkü bize göre havaya renkli tozlar atmadan ve sevinçle bağırmadan bayram bayram olmaz. Bunun eğlencesi yoktur ki. Evet, biz şenlikleri burada yağmur dansıyla kutluyoruz. Dansı da bizzat Suraya Hanım organize ediyor. Aslında öyle demek istememiştim. Eminim buradaki kutlamalar da bir o kadar eğlencelidir. Hayır. Haklısın. Düşündüm de bu sene şenlikleri biz de Bhopal'e özgü adetlerle kutlayabiliriz. Ne diyorsun Suraya Hanım? İyi fikir. Güzel olur. Aliye canım, bu yılki bahar şenlikleri kutlamalarından sen sorumlusun. Ne diyorsun? Ben mi dayı? Nasıl olur? Hazırlıklardan yine yengem sorumlu olsun bence. Ben de ona yardımcı olurum. Hayır, hayır Aliye Hanım. Bu yıl hazırlıklarla sen ilgilen. Benim için de iyi olur. Çünkü her yıl sayısız misafir ağırladığım için başımı bile kaldıramıyorum. Bu defa ben de şenliğin tadını çıkarmış olurum. İyi şanslar. Çağın Hanım sana gereken her şeyi izah eder. Holi nasıl kusursuz hazırlanır iyi bilir. Ki Holi kutlamasında neler olacağını siz de göreceksiniz. Öyle bir şey yapacağım ki bunu ne Osman Bey ne de yeğeni unutabilecek. Bir eğlencede yaşanabilecek sorunların hepsi bizimkinde yaşanmalı. Dahası bu bir eğlence değil, bir felaket olmalı. Beni anladınız mı? Evet anne. Evet. Aşağı. Baban Fahat'ın yanlış yollara sapmasına neden oldu. Böyle de olsa ben Gaffar'ın burada kalmasına izin veriyorum. Neden biliyor musun? Çünkü neye mal olursa olsun Alya'nın bu evden gitmesini istiyorum. Ben de bu dileğinizi çok yakında yerine getirmiş olacağım. Size söz veriyorum anneciğim, söz veriyorum.